Merhaba sevgili dostlar, Şatengan kanalına hoş geldiniz. Yine farklı bir video ile karşınızdayız. Daha önce fare kapanından bir fişek patlatma tertibatı yapmıştım. Şöyle bunu göstereyim. Bu bizim emektar. Bunu emekliye ayırdık. Bunu şöyle kenara bırakıyorum. Şimdi farklı şöyle bir model yaptım. Bu uzaktan kumandalıydı ama pilini maalesef bir yerde düşürmüşüz malzemeleri yüklerken. Bu tamamen kendi imalatım. Böyle bir şey. Bunu da daha önceki videolarımızda çok söyledi, söylendi. Neden yivli mühimmatı patlatmıyorsunuz? Onun için farklı bir aparat yaptım. Şimdi de yivli mühimmatlarını deneyeceğiz. İlk önce şöyle göstereyim. İlk önce kuru sıkı ses mermisiyle deneyeceğiz. Ayrıyeten de şöyle bir aparatım var. Daha önceki denemelerimizde fişeklerimizi böyle patlatmıştık. Şöyle bir 10 santimlik namlu tarzı bir şey yaptım. 12 gauge fişeklerimizi bir de bununla patlatacağız. Bu sefer patlama nasıl oluyor onu da göstereceğim size. Hemen şöyle makinamızı gene şeyle patlatacağız. Uzaktan iple çekeceğiz. Şuradan şeyimizi, teşkilatımızı hemen şöyle yapalım. Buraya da şöyle pimimizi çekiyoruz. Şöyle koyuyoruz. Tamamen el emeği, göz nuru. Kendi imalatım. Şöyle patlatacağımız mühimmatlar burada. Farklı tipte yivli mühimmatları 308. Ondan sonra 556. Yok, şöyle bir somundan aparat yaptım. Hemen şöyle makinamıza bir şeyimizi oturtturamıyoruz. Neden? Bakalım bir. Çok pardon arkadaşlar. Bir ayar için hemen bir ayar yapmamız lazım. Bunu istediğiniz şeye göre ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Tamam şimdi. Farklı çaplara ve kalibreye göre uyarlanabilir bir modelimiz var. Şöyle hemen pimimizi takalım. Dediğim gibi tamamen el emeği, göz nuru. Yani yurt dışında insanlar yapıyor da bizim neyimiz eksik onlardan. Şöyle. Evet. Ses fişeğimizi güzelce sıktık. Şöyle. Karpuzumuz var gene. Sezonda gene karpuzu bulduk mevsim olmadığı halde. Şöyle arkadaşlar. Mesafemiz bir 7-8 metre. Şimdi bakalım patlayacak mı? Aha gözlüğümüz kırıldı. Evet. Evet. Sesi duydunuz. Ses fişeğimiz patladı. Benim gözlük de kırıldı. Ne mutlu. Şuraya gözlüğümüzü de bırakalım bunu da. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ses fişeği patladı. Bakın şurada. Şu yanan barut herhalde bunlar. Şöyle. Şimdi hemen şöyle sökelim. Şöyle göstereyim size aparatı. Fişeğin patlamış hali. Şimdi biraz daha ilerletiyoruz. Şöyle. Şimdi 9-19 deneyeceğiz. Bir dakika hemen şunu. Her mühimmata uygun aparatımız mevcuttur. Şöyle geçiriyoruz hemen. Hemen şöyle sıradaki mühimmatımız 9-19. Hemen aparatımızı ayarlayalım tekrardan. Yayımızı kuralım. İğnemiz 20'lik inşaat çivisi. Özel yapılmış. Şimdi 9-19'umuzu yerine bağlıyoruz. Bu biraz. Bir dakika. Bunun az bir şey boyunu gene ayarlayacağız. Kusura bakmayın.
Çok teferruatlı gibi gözüküyor ama o kadar teferruatlı değil arkadaşlar. Şimdi. Neden boşluk kaldı? Bir dakika. Arada o kadar boşluk var mı? Yok. Şimdi 9-19'umuzu güzelce sabitledik. Dediğim gibi arkadaşlar, bunu motorlu yapmıştım ben. Daha hatta videosu vardı ama yapacak bir şey yok. Pil bir yerde düşürmüş gelmişiz aceleyle. Evet, sırada 9-19'umuz. Evet, bu da 9-19'umuz. Şöyle arkadaşlar, karpuza girmiş. Şöyle göstereyim ben girdiği yeri. Eğer bakalım çekirdek içeriden çıkmadıysa çıkış deliği var mı? Bakın çıkış yok. En son karpuzu yapacağız, kıracağız. Şu boş kovanın hali. Şekil A'da gözüktüğü üzere. Şimdi bunu çıkaralım. Farklı mühimmatlarla yolumuza devam edelim. Şöyle. Gördüğünüz üzere namlu olmayınca boş kovan nasıl şişmiş. Çiçek gibi açmış. Şimdi 5.56, 7.62. Yavaş yavaş hepsini deneyeceğiz. Şöyle. Bizim aparat. Orta Doğu ve Balkanlarda bile bu kadar teferruatlısını bulamazsınız. Şimdi şurada hemen bakalım bir üzerinde çalışabileceğimiz. Şöyle boş kovanın şunu çıkaralım hemen. Şöyle çiçek açmış hali. Tabi buraları biraz parçaladık. Bu da 9-19. Şimdi şöyle bırakıyorum bunu. Hemen teşkilatımızı yeniden hazırlayalım. Aparatlarımızı yerine takalım. Şimdi bakalım bir. Bu olmaz. Bu da şöyle hemen 5.56 mühimmatımızda oturtuyoruz. Tamam. Şöyle malzememizi ayarlayalım. Evet, sırada 5.56'mız var. Evet. Bu da 5.56. Şimdi kovanı görelim. Bu da aynı yerde. Şöyle bakın, söküyorum aparatı. Namlu olmayınca kovanın hali bu. Şimdi çekirdeğimize bakalım arkadaşlar. Bakın çekirdek gene şuradan girmiş. Bunu azıcık çevirelim şöyle. Arkada bir çıkış deliği yok. Yani namlu olmadan hivli mühimmatı da patlasa kovan dağılıp gidiyor. Şimdi kovanımızı hemen bir toparlayalım. Yani hivli mühimmatı dene diyen arkadaşlara inşallah faydalı olur. Görüyorsunuz, sizin için hiçbir masraftan, hiçbir çabadan kaçınmıyoruz. Hepsi el emeği, göz nuru. Ama adımız bombacıya çıkacak, o bir şey değil. Böyle evde kendimiz yapıyoruz el yapımı şeyler. Şimdi sırada 7.62 mühimmatımız var. Hemen bakalım. Hemen şöyle. Şunlar da var ama bunları. Evet. Sırada bu olmaz. Şunu, bunun ucunu deneme için kesmiştik. Evet, şuradan Sterling'in hemen. Bu şöyle oluyor muydu? Bu olmuyordu. Bunun aparatı hangisiydi acaba?
değil. Bir tane de. Bakın arkadaşlar, her kalibreye göre farklı aparatımız mevcut. Demokraside çare tükenmez. Bu da 308 mühimmatı için yaptığım aparatım. Sen dur şurada, hemen düzeneğimizi toparlayalım. İğnemizi kuralım. Gel bakayım buraya. İğnemiz kurulu. Düzeneğimiz hazır. Şimdi mühimmatımızı yerleştirelim. Bir dakika. Evet, şimdi yeniden ayar yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Şöyle. Az daha. İğnemizi düzgünce oturtturalım. Tamam. Evet dostlar, düzeneğimiz hazır. Şimdi oh. Evet, iğne vurdu, arkadan bir duman çıktı arkadaşlar. Ama mühimmat patlamadı. Biraz bekliyoruz. Ne olur ne olmaz. Bu denemeler riskli, ona göre. Biraz oyalanalım. Burada videomuza bir ara verelim. Bir bakalım. Şöyle. Şimdi biraz bekledik arkadaşlar. Şöyle çıkarayım. Evet, iğne vurmuş. Kapsül yanmış ama fişek patlamamış. Bir tane daha anahtarlığımız oldu. Ben farklı bir marka koyacağım. Bu şimdi elimizde ne var? MKE. Dur. Heh. Bu olmaz. Bunun farklı. Heh, şöyle. Şimdi farklı bir markayla deniyoruz. Nedendir? Anlamadığım bir şeyden dolayı. Yaktığımızda da patlamamıştı. Düzeneğimizi toparlayalım hemen. Ya düzenek için kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi normalde motorluydu. Şurada redüktörlü bir motorumuz var. Sizler için özene bözene yapmıştım ben bunu. Bu denemeler için. Ama pili büyük ihtimalle düşürdük bir yerde. Hemen şöyle. Şimdi MK'nin deniyoruz mühimmatını. Şöyle hemen. Şöyle karpuzumuzu. Evet. Evet. Bakın bu patladı. Diğeri patlamadı. Şimdi şöyle göstereyim. 308'in giriş deliği. Şöyle ben kameranın arkasından dolaşayım. Arkada herhangi bir çıkış deliğimiz yok. Hemen şöyle gösteriyorum. Kovanın hali şu. Bakın, namlu olmayınca etkili bir patlama olmuyor. Bunu bırakıyorum. Şu kapsülü de şöyle göstereyim. Bakın kapsül 308. Hemen şöyle yapıyoruz. Karpuzumuzu şöyle hemen, bunu şöyle kenarda bir yerde kıracağım. Ortalığı batırmayalım. Şurada hemen bu karpuzda karpuzluktan geçmiş ama arkadaşlar evet. Heh. 7.62 9.19 5.56. Bu da karpuz. Bakın arkadaşlar, namlu olmadığı zaman şöyle gösteriyorum. Namlu olmadığı zaman patlayan kurşunların hiçbir etkisi yok. Karpuzda ne kadar bir
etki yarattı. Hep beraber gördük. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız, varsa merak ettiğiniz şeyler, biz her zaman buradayız ve yapmaya hazırız. Elimizden az buçuk böyle şeyler geliyor. Güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Bu arada bunu bir böyle kapattık ama saçma deneyecektik namluyla. Onu da bir sonraki videoda inşallah şey yaparız. Bu videoyu uzun tutup sizi sıkmak istemiyoruz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Abone olmadıysanız şuradan abone ol butonuna basın. Çok şey kaçırırsınız arkadaşlar. Pişman olursunuz. Görüşmek üzere. Takipte kalın.